dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time. Kisses, kisses, canım söz sende. Biraz yol hakkında bilgi alabilir miyiz? Çünkü ben de bilmiyorum. Uyudum. Gece hiç uyumadım. Ondan sonra yola çıktığımızda ben artık geçtim arkaya. Bir iki saat herhalde. Yani deniz iyi oldu. Şu an Sırbistan sınırına gelmek üzereyiz. Vay! Herkesin bahsettiği o Sırbistan. Herkesin olayı geçti Sırbistan. Evet. Bakalım biz de olayı geçecek mi? Olaylı geçmemesi için her şeyi yapacağız tabii ki. Sırbistan en böyle en ufak bir şeyde ceza kesen gümrük. O yüzden dikkatli olacağız. Neyse, onlar kahvaltı yapmış. Ben bir şey yemedim. Aslında bir şey yemek istemiyorum. Sadece kahve içmek istiyorum. Kesin bir şey. Valla benim çayımızı içtik, kahvaltımızı yaptık, keyfimizi anlattık senin arkadaki. Baya hayatta ve bu akşam gece mi kaldı? Gece de yattı, senin bizim uykuyu çok seviyorum. Gece en çok oyun uyuyorum zaten. Derinde devran uyumadı ki gece 2'de kalkmıyorum da devran. Değil mi? O yüzden dedim derin oldu uyuyorum. Ne yapıyorum çünkü gelip hiç uyumadı. Derin oldu da uyuyorum. Şu gözlüğü giyince ne kadar hava karanlık gözüküyor. Yani sanki böyle fırtınanın içinden geçiyormuşum gibi. Bu gayet karanlık. Benim 2 liralık gözlüğüm olsun. 2 liralık. Saat sayılır. Ondan sonra
Sizce bu Sırbistan herkesin Sıla yolunun korkulu rüyası gibi bir şey mi be? Aynen öyle. Öyle mi diye, öyle diyebilir miyiz yani? Korkulu sınır kapısına geldik, bakalım ne olacak, hayırlısı. Canım bir şey yok, panik yapma, sakin ol. Paniğinden değil, ben diyorum ki adamlar indirmesin, kaldırmasın, uğraştırmasın. Ha evet, onu çok yapıyorlar yani, tipine bakıyorlar, seni sevmese ya da huylandı bir şey olduysa diyorlar tamam arabayı baştan aşağı boşalt şimdi. Çok şükür şimdiye kadar başımıza öyle bir şey gelmedi ama çok görüyoruz yani. Hatta neredeydi yine boşaltmışlardı, Hırvatistan'da değil mi? Hırvatistan'da da 2-3 arabayı boşaltmışlardı. Genelde böyle gençlerdi. İşte gençleri yapıyorlar, tek gelenleri yapıyorlar. Yapıyorlar aynen. Bakalım bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Çıksa da artık en fazla bir saat kaybederiz yani boşaltması, koyarız geri. Yoksa bir şeyimiz yok. Çocuklar arkada biraz börek yiyorlar. Annemin yaptığı tavuklu börekleri bitirdik. Onların zamanı zaten kısıtlı. Şimdi böyle peynirli börekler. Sandviç yerine bunları yiyoruz. Ki benim buzluğum size göstereyim birazdan. Acayip muhteşem oldu. Her durduğum yerde böyle buz aldım koydum ki korusun diye. Çok da iyi oldu. Çocukların orada yoğurtları falan her şey daha sapsağlam duruyor. Ben bize şey almışım. Bu şotlar almıştım. Şey şotları. İşte zencefil şotları falan. İndirmiş onlardan bir iki tane çekiyorum. İyi gelir böyle birden bir üstüne kadar enerjimizi. Ali sen yedin mi böreğini? Devin sen yedin. Tamam. Çocuklar ikisi arkada, Devran da orada. Hadi gidelim. Ama baksana hepsi genç. Şimdi şey, korkulu rüyaya geldik. Benim ekran niye böyle? Evet, geldik biz. Acayip heyecan yapıyor şu an böyle. Bir şey olmaz be, sakin ol. No. Pasaportlar hazır. Bir tek Devran iki farklı. Rengi değişik. Aa, senin o taraftan bakacaklar. Neyse biz kapatalım şimdi kamerayı, gönül de bir şey demesinler. Aa, babamdan ne istedi? Kafa kağıdını. Bizim kafa kağıt da var. Bir şey değil. Sonuçta şurada. Hangisi kafa kağıdı? Ya çıkartın, görsün ki elini şey. Görsün ki elini şey isterse öyledir. Şunu alsana. Evraklarımızı al önümüzde. İsterse öyledir. Ooo. Şuradakiler var ya. Neler neler getirmiş. Oha, 3 tane çamaşır şeyi. Tozu. Çamaşır tozunu sen ne edeceksin? Orada yok mu gittiğin yerde? 3 paket. Ondan sonra hover. Elektrik süpürge. Ooo, tefal ütü. Anları, aa, şimdi tozları açtırmasınlar. This one here. Valla bize kağıt evrak da istemediler arkadaşlar. Böyle kapı gibi böyle serince adam herhalde dedi tamam bunlar. Bunlar bir şey istemiyor. Yeah. Okay, çok şükür geçtik arkadaşlar. Korktuğumuz bir şey olmadı. Geçtik ama şuradaki aileyi var ya durdurmuşlar. Aileyi ama ne götürmemiş yani. Neler neler götürmemiş. Babam birini gördü yine. Aleyküm selam, neresin abi? Memleket, ha. Ha, yok 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 de babe, yok de. Sırbistan'ı da geçtik. Ne bir bekleme yaptık, ne bir durdurma oldu, hiçbir şey olmadı. Yani millet bayağı korkuyor ama. Ama durdurulan da var, gördük. Durdurulan var ama
İçinde çok eşyası olan, böyle elektronik eşya olanlar milletleri durduruyorlar herhalde. Hmm. Elektronik bir de eşya, bir de mesela o persil, he, falan persil vardı. Falan vardı. Onların içinde uyuşturucu kaçaklığı olabildiğinden. Uyuşturucuyu boşver. Facebook'ta gördüm. Altın koymuş bir tanesi çayın içine. İşte öyle şeylerde sıkıntı yapıyor. Ha, gençseniz sıkıntı olur. Tek gidiyorsanız sıkıntı olur ama öyle ailevi durdurmamaya çalışıyorlar. O durdurulan adam da zaten tek bir adamdı ama mübarek. Mübarek o kadar şey götürmüş ki. 3 aile sanki yeni ev görmesine gidiyor. O kadar ki ev eşyaları vardı, elektronik. Ev taşıyor sanki. Neyse bakalım, belki de öyledir. Ev nereden diyoruz? Belki adam evini taşıyor. Bilmiyorum ama şimdi gidiyoruz. Allah'ın izniyle geçtik buraya. Kaldı Bulgaristan. Kaldı Bulgaristan. Bulgaristan sonra da Türkiye. Şaka maka gittik abi. Ben sırttan çok korkuyordum. Yani. Bizim korkutur ya. Bir Sırbistan, iki Devran. Aynen. Devran'ın da tam içinden geçecek ortasında. Orange. An exciting orange pop. Chasing three orange chickens. Chick 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 chick. Chick 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 chick. Çocuklara günübirlik bir tane kaldı. Beslenmeye 24 saat boyunca gece 12'de başlayıp geceye kadar aldım ve hotspot'u kullanarak biri tablette, biri iPad'da biraz onları tutsun diye. Sabah bir iki börek anca yediler, yemekler, meyve suyu işler ama pek iştahları yok gibi. O yüzden bir iki saat yol süreceğiz ve sonra dedim sıcak çorba yaparım onlara. Ondan sonra çorbayı içerler. Sade bir içsin, en azından sıcak bir şey boğazlarından geçer. Teyze Rozan, teyze neredesin? Neredesin? Ne oldu? Duruyor, tam aşkım arada bir durabilir. İnternet hemen çekmeyebilir. Dilan teyze, Dilan teyze neredesin? Eski teyze, eski teyze neredesin? Ecem teyze, Ecem teyze neredesin? Sen Ecem mi dedin? Ecem? Ecem mi dedin sen? Öpücük ver, öpücük kes, kes, kes. No, vermem öpücük. Ay öptü. Yolculuğumuzda son durum. Size şunu gösterecektim. Bu Ayşe diye bir markaya ait ve helal yemek satılıyor. Helal et, et, tavuk, balık, balık helal oluyor. Ve ben de bundan aldım. Devrine, şey Devran'a yol için bunları ilk defa aldım ve çok da güzel yiyor. Oğlum seviyor püre şeylerini. O yüzden bunu göstereyim dedim size. Bakın burada her şey doğal yazıyor. Ondan sonra helal olduğunu ve dairy free, yani süt ürünleri içinde yokmuş. Arya'ya da böyle makyaj takımı gibi bir şey aldım ama makyaj değil aslında, böyle oyuncak. Böyle makyaj falan var ama tabii hiç boya falan çıkmıyor. Arya'nın en sevdiğini, çünkü beynim boyalıyor. Şöyle şeyler falan var. Tamam hadi, ben durdurmuşsun, oğluma vereyim. Hadi hadi. Çekmecenin içine baktın mı? Biz bir yerde durduk. Şimdi çorba yapacağız çocuklara. Bir de pot noodle. Şöyle sebzeli çorba. Bu da tavuklu pot noodle. Tavuklu mantarlı. Makarna yani. Noodle. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. İlk defa kullanacağım bunu.
şey diyor, boşaltın, ondan sonra 230 milim sıcak su, biraz karıştırın, 2 dakika bekleyin, ondan sonra oluyormuş. Ve çavdar ekmeğimiz var, içini biraz koyacağım. Evet, şurada. Şöyle bir şey çıktı. İçinde, anne senin buketin ne kadar su alıyor? Çok güzel o. Bu kadar yeter herhalde. Kıvamı böyle oldu. Biraz daha tabi isterseniz su da koyabilirsiniz ama ben bu kıvamı beğendim. Böyle kalacak. Ben gittim biraz buz aldım. Maalesef poşet dolusu alamadım. Burger King'den, Burger King'den aldığım gibi. Ama gidip şimdi diğer restoranta da söyleyeceğim. Bu sadece küçük bir tane kutusu vardı. Bey açar mısın? Kutusu vardı dedi. Sadece bende de bu kutu var dedi. İki bardak verdi yine sağ olsun. Ücret de almadı. Ama gidip diğer restoranta da sormam lazım. Çünkü bu akşamı nerede geçireceğiz bilmiyorum. Ve buz lazım. Eşyalarımız, yoğurtlarımız falan pis olmasın diye. Bakın şu şekilde buranın içinde. Zaten altı tamamen su oldu, soğuksu ama yine de biraz şey koymak istedim içine. Buz gidip biraz daha alsam çok iyi olur. Ben gideyim biraz buz arayışına gireceğim. Çocuklar ne noodle yedi ne de çorbayı yedi. Ama bak bitirdi değil mi? Cheerios verdim, mısır gevreğini. Biraz daha getirdim. Biraz daha mı yaptın? İyi yaptın. Çünkü o sütü en azından bitiririz. Çünkü ben biliyorum tanımadıkları bir şey olursa biraz böyle şey bakıyorlar. Her iki hazır çorbayla noodles gibi. Noodles zaten hiç vermiyorum. Alışık bile değiller. Neyse iyi oldu. En azından süt içtiler. Aynen. Haydi. Hadi yerleşin. Şimdi Devran'ı biz size satıyoruz. Ondan sonra... Devran! Bilmiyorum seni özleyecek miyim ama... Destiyle geleyim. 3 saat bunu alırsın. 3 saat? Oho! 2,5 saat bunu alırsın. Sen yarım saat sonra telsiz en deme. Şurada bir duralım. Arabada bir sorun çıktı. Bakın kocaman aldım. Bu bir daha. Bunu şeyin çırpan sevindirik çırpan oldun değil mi? Bunu sıcak soğutmayacağım ben. Şimdi burası hafif biliyorsunuz şey soğuk tutma etkisi var. Ve bak sana ne aldım. Biraz abur cubur zamanı şimdi. Çıktık yola. Haydi. Pardon verdik. Verir vermez Devran uyumuş arkadaşlar. Bizim şansımız işte. Ayağımı uzatmışım camın oraya. Yorumu okudum, bir kişi öyle yazmış, demiş kemer mi ne kemeri, ayağımı uzatıyorum. Aynen ben de şu an o şekilde yaptım gerçekten de. İnsanın ayağı diz kapakları acıyor biliyor musun? Sürekli şey tutmaktan böyle, el tutmaktan. Ayağımı uzattım. Aslında niyetim şuraya geçip böyle uyumak var ama uyumak isteyince de, uyuduğunca da uyumuyor. Babamla yolculuk nasıl? İlk konusu merak ediyorum. Ne, babamla mı? Yani tahmin ettiğin gibi mi oldu, nasıl oldu? Baba niye sürüyor be? Baban 25 yaşında bir adam gibi sürüyor be. Ne mızmızı var ne bir şeysi. Tamam öyle. Burada dayıma bir şeyler söylemek ister misin? Dayına mı? Vallahi dayı kaçırıyorum. Siz de gelseydik de güzel olurdu aslında da. Aynen. Yapacak bir şey yok. Özleniliyorsunuz yani, yeriniz belli yani oluyor. Yani 3 araba çok güzel bir konvoy oluyor. 2 araba hani biraz sıkılıyorsun artık. Tamam git nereye kadar? Başka ama yollar falan? Yollar ilk defa çünkü kendin yani sürüyorsun. Yani sen de güzel ailenle gelmiştin değil mi küçükken falan arabayla ama ilk defa kendin sürdün. Nasıl? Ailemle hiç gitmedim, sadece geldim. Ha. Peki şey mesela ilk defa bu sıla yolunu yapacak olanlara ne dersin mesela? Ve gidişi çok rahat. Niye rahat? Heyecanlısın, gidiyorsun, yorulmuyorsun, yorgunluğunu hissetmiyorsun ama gelişi nasıl olur bile. Ya onun dışında hani yollar için, hani yollar nasıl, berbat mı, kötü mü, iyi mi? Londra'daki millete söylersem, çoğusu zaten yapıyor ediyor da, yapmayan, gitmeyen, düşünen varsa, yollar İngiltere'nin yollarından 10 kat daha iyi. 10 kat. Evet, yollar çok temiz zaten. Yollar dümdüz. Çıldır trafik yok. Biz Sırbistan değil, Hırvatistan'da biraz çıkıp yolun sağ tarafı tırlardan dolayı biraz
ezilmiş, büzülmüş ama şu an Sırbistan'dayız. Sırbistan Weimar gibi. Almanya zaten iyi. Avusturya müthiş. Fransa'da pek kalmadı. Belçika güzel. Yollar Avusturya, güzel yani gerçekten. Güzel. Yani yollar güzel, yollar. Ne, çok yavaş gitmeyeceksiniz. Çok hızlı yapmayacaksınız. Bizimkiler sabit 70-80 arası. Giden varsa ben ilk defa kendim sürdüğüm için. Yani rahat. Çok güzel. Gelecek sene 3. 4. ayda tek başıma da gelmeyi düşünüyorum. Al aşkım, babanla şu an önemli bir şey. Efendim, bir daha söyleyeceğim. 3. 4. ayda tek de geleceğim ve ben de Kemal gibi gelip arabamı yaptıracağım. Ama bir güzel bir araba alacağım, yaptıracağım. Ha, onun için bir araba alman gerekiyor. 2000 liralık bir şey. Eski kasap. Hayaller ve hayatlar. Şimdi yol yakınlaştıkça şey de oluyor, sanki uzuyor, yol bitmiyor gibi. Hani hamileliğin son haftası gibi, son ayı gibi. Hani beklersin beklersin, son günler hiç çekilmez ya. Hala böyle şey, son saatler ama geçmek bilmiyor. Çok gitti, az kaldı artık. Yollar güzel ama ya. Çok güzel. İşte arada sırada bu yol çalışmaları var. Evet. Bunda bile yani. Yol çalışması bile gidiyor. Şey olmaz. Bir de yani ne fark ettim biliyor musun? İngiltere'de ne kadar çok kamera varmış. Burada radar madar var mı yok mu adayla ne oldu? Bastık geçtik yani. Onu bilmiyorum ama. Radar vardır da zaten yani. Belirli yerlerde var. Onun çıkıp söylüyor radar olduğunu. Ama İngiltere'de her 2 dakikada bir kamera yani var. 2 dakikada bir yani. Otobanda bile kamera olur mu ya? Otobanda adam istediğini basmak zorunda yani. Zaten bir otobanda yavaş hız sırrını yavaşsa daha çok kaza oluyor. Evet. Çünkü yavaş gideni var, hızlı gitmeye çalışanı var. Çünkü ister istediniz yol açık, adam hızlı gitmeye çalışıyor. Mesela ne oluyor, önüne çıkan adam 40'la 50'yle gidiyorsa adama vuracaksın. Ama zaten adam bu senden... kanıtlanmış bir şey. Yavaş giden trafikte olan arabalar daha çok kaza yapıyor. İşte yani bu otoban mesela Almanya'da zaten hiç yetişemiyor. Almanya'daki arabalar ne hızlı gidiyor. Biz 80-90'la gidiyorduk, adam bizim önümüzden 120-130'la. Yani biz mil dediğimiz için ne oluyor, 80-90 işte 130'la gidiyoruz, 140'la gidiyoruz, adamlar 150-180'le geçiyor. Geçiyor yani, vın böyle geçiyor. Yani böyle yavaş yavaş bile değil, böyle vın geçiyor. 200-180'le geçiyorlar. Doğru, alışmışlar. Sen işte orta şeritte kendini yavaş seviyorsun. Riske atarsın gibi, düşünsene. Peki ben orta şeritte kaldım. Yani kendini yavaş hissediyorum. Biz Sırbistan'ın çıkış sınırındayız şu an, evet. Gümrük'teyiz. Hatta vlogunu da izledim. He. Sabah çıktım. Evet. Evet, sabah 7'de Viyana'dan çıkmış. Şimdi evet, karşılaştım. Şimdi çok sevindim. Aynen. Şimdi hatta bir arkadaş da arkamızda. Onunla da karşılaştım. Evet. Ay çok güzel ya. Evet, çok güzel. Dünya çok küçük. Aynen. Burada karşılaştıysam Türkiye'de düşünemiyorum. İngiltere'den Viyana. Evet. Türkiye'de tutun sen, çok kişiyi tanıyorsun. Ay bilmiyorum ki. Ay bilmiyorum. Evet. Gidelim, neyse ön boşaldı, ben gidiyorum. Evet, sen de ben aklım yerde yalnız. Ben de mezardım. Ciddi söylüyorum, orada bir grup maskeli var, onlar kim? Ya otobüsten inenler be, onlar tek tek gidiyor. Heeeeyy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 
Ben bana kalsa 3 saat ama Serhat diyor 1 saattir buradayız. Ne 1 saat, ne 3 saat ya. Ya bana 3 saat gibi geldi. 1 saattir ki sıradayız, kuyruktayız. Sırbistan'ın çıkışı, Bulgaristan'ın başı, fena bir şekilde trafik var. Serhat yine aynı şekilde Bulgaristan gümrüğü kuyruk yapıyor diyor ama be, o taraf bomboş. Ben işte onu diyorum. Kuyruk buradaymış. İlk başta orayı zannettin de burasıymış. Gerçekten mi? Çünkü sanki buraya kadar geliyordu sonra. Bunlar 2 saat diyor. 2 saat, yani kadar. Aynen. İyice bir herhalde ne yapıyorlar, sonuçta çıkıyoruz ülkelerinden ama girişte bu kadar araştırmadılar, çıkışta çok araştırıyorlar. Herhalde gitmemizi istemiyorlar. Maalesef biz sizin ülkeye ait değiliz arkadaşlar. O yüzden evet, çok sıkıcı geldi. Devran'ı bu arada aldık. Bizim arabaya biner binmez yine sesi yükselmeye başladı. Bu sefer derin uyudu, Arya uyanık, eline tableti verdik. Yoksa şey yapmak istiyor, buraya gelip oynamak istiyor ama şu an gümrükteyiz diye yerinde oturması gerekiyor. Sonunda çıktık. Sonunda çıktık arkadaşlar. Sırbistan'ın çıkış gümrüğünde Devran'ın pasaportunu çok şey yaptı, çok bakındı. Ondan sonra adama dedi ki bu Avrupa Birliği olan pasaport. Burada European Union yazıyor, Avrupa Birliği. Ondan sonra bu da yeni, Avrupa Birliği'nden çıktığımızdan dolayı bu da yeni olan pasaport. Şu an fokuslanamadı tam olarak. Ha, şöyle göstereyim. Burada European Union yazıyor. Burada bir şey yazmıyor ve renklerini değiştirmişler. Siyah böyle tam lacivert, çok koyu bir lacivert ve siyah arası gibi bir şey. Ondan sonra bayağı bir açtı, baktı, gösteremiyorum özel rakamlar falan vardı ama bunlara baktı, buna baktı, dürbün gibi bir şey var küçük böyle gözüne koydu, iyice araştırdı. Sonra dedi çok iyi pasaport yapmışlar. Yani şimdi Bulgaristan girişindeyiz. Bu arada izleyen bütün Bulgaristanlı arkadaşlara öpüyoruz, selam gönderiyoruz. Girmek üzereyiz ülkenize. She's like a fantasy, way too real for me. Better just admit that I can't handle it. And when we're getting close, she strikes the perfect pose. It's too hard to quit. Can't get enough of it. And I hear people say, oh, he's just a fool, and she loves to play. Ben biraz önce internetim geri gelmez ilk kimi aradım biliyor musun? Dayıma. Yani? Ver. Ye. Burada dur, ben çorbanı vereceğim şimdi senin. Bekle burada. Çünkü burası soğuk. Al. Ve Türkiye! Geldik sonunda. Geldik arkadaşlar. Burada arabayı şimdi şey yapacaklar. Spreyleyecekler. Yardımcı olur musun bana be? Desenfekte. Desenfekte edecekler. Artık ben konuşmayı unuttum. Çok şükür yetişebildik. Gece şu an saat 1. 2 saattir falan Bulgaristan'ın çıkışındayız. Yani çıkamıyoruz bir türlü. Bayağı bir kalabalık, trafik falan var. Ama sonunda Türkiye'yi gördük, bayrağı gördük ya, artık gam yemeyiz. Geldik çok şükür. Yolda olan, yola çıkacak olanlara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Bizimki gayet iyi geçti. Çabuk geçti değil mi? Bunun analizini birazdan ederiz ama biz çok mutluyuz. Türkiye'ye geldik. Hoş geldik. Evet, dezenfeksiyon alanı. Lütfen dezenfeksiyon ünitesinden geçerken aracın cam ve havalandırma sistemini kapatınız. Kapattık arkadaşlar. Şu an temizleniyoruz. Teşekkür ederiz Türkiye. Sizden başka hiçbir ülke yapmadı bu hareketi. İşte Türkiye'nin farkı arkadaşlar. Temizlendik. Camları da temizle. Oh mis. Mis vallahi, bizden iyisi yok.
Şurada bir arkadaş da video mu çekiyor, ne yapıyor? Aa, ateş ölçüyor. Vay be Türkiye. İşte sen busun. Gördün mü bak, kameraları var orada, GoPro'ları var. Ben de sizi çekeyim. GoPro değilmiş, neymiş o bir şey. Annem de bir kahve içti. Ben diyorum bugün tüm gündür ben ne yapmadım, neyim eksik diyorum. Kahve içmedim ben. Dolu. Yani ben de gülümsüyorum, fotoğraf çekiyorum evet. Sanki. Vallahi. Ay be, boğazıma bir şey kaçtı. Açma. Senin boğazına da kaçtı mı? Ay sen o kadar nasıl kaçıyor? Aşağı ne oluyor diye. Hepimizin ateşine baktılar. Neyi? Ne makinesiydi o be? Onu da boğazı tıkandı. Evet, camları kapat çünkü havada böyle şey, bak hepsi öksürüyor şimdi. Camı açtıkça insan böyle bir hava soluyor o ilacın şeyini. Çocuklar neyse ki kaçmak lazım işte. Kahvemi de yaptım. İçiyorum. Artık diz kapaklarım ağrıdı. Önüm hep doluydu olduğu için çoğunlukla böyle oturuyorum. Veya önümü boşaltıyorum ama diz kapaklarım ağrıdı. Geldik arkadaşlar. Bugünü de böyle bitireceğiz herhalde. Bu akşam ne yaparız? Nereye gideriz? Sürer miyiz? Bir yerde konaklar mıyız? Hiçbir fikrim yok. Artık yarın Türkiye'deki ilk videomuzla görüşürüz inşallah. Ben burada en iyisi kapatayım, yeni bir videoya başlayacağız. Sizi seviyorum, kendinize çok iyi bakın, öpüyorum. Bye. Babe.